Yaşar Yakış'ın Türkiye-AB vize anlaşması başlığını verdiği yazısını sizlerle paylaşıyoruz. AB Komisyonu 4 Mayıs Çarşamba günü Türkiye-AB vize muafiyeti anlaşması ile ilgili önemli bir kararı kabul etti. Bu karara komisyon Avrupa Parlamentosu'na ve AB Konseyi'ne anlaşmayı onaylamalarını tavsiye ediyordu. Böylelikle vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girmesinde önemli bir merhale daha aşılmış olacaktı. Daha sonra meydana gelen gelişmeler bu süreci zora soktu. Çünkü vize anlaşmasının yürürlüğe konulabilmesi için Türkiye'nin yerine getirmek zorunda olduğu 72 koşuldan aşağıdaki 5'i henüz yerine getirilmemişti. Terörle mücadele yasasındaki terör tanımının daraltılması, yolsuzlukla mücadelede Avrupa Konseyi'nin normlarının kabul edilmesi, Avrupa Polis Teşkilatı'yla operasyonel konularda işbirliği yapılması, kişisel verilerin korunması yasasının AB normlarına uygun hale getirilmesi, suç bağlantılı konularda AB ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması, AB, Türkiye'nin kısa zamanda 67 koşulu yerine getirmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiş ve geri kalan 5 koşulu da yerine getirmeye biraz kendisini zorlaması için Türkiye'yi hem takdir eden hem de daha fazlasını yapmaya teşvik eden bir tutum benimsemişti. Sürecin zora girmesi bu aşamadan sonra oldu. Türkiye ve AB bu konuda birbirini suçlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, vize muafiyeti konusunda geçen yılın ilkbahar aylarında kabul edilen bir deklarasyonla esasen bir mutabakat sağlanmış olduğunu, bu deklarasyona göre vize muafiyetinin bu yılın Ekim ayında zaten yürürlüğe girmesi gerektiğini, şimdi yürürlük tarihini 4 ay önceye almak karşılığında bu yeni şartların eklenmiş olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda yanlış bilgi verilmiş olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirmesi koşulu, yürürlük tarihi Ekim 2016 olarak belirlendiği tarihte de vardı. Sayın Cumhurbaşkanı öte yandan PKK ile mücadelede Türkiye'nin başı bu kadar dertteyken terörle mücadele yasasındaki terör tanımının daraltılması yolundaki şartı yerine getirmeyeceğini ilan etmiştir. Hatta bu tutumunu AB ile yolumuzun ayrılmasına götürecekse Türkiye'nin bunu da göze alabileceğine işaret eden bir beyanla tamamlamıştır. Biz yolumuza gidiyoruz, siz de yolunuza gidin, kiminle anlaşabiliyorsan onunla anlaş demiştir. Ancak daha sonra bu söylemini yumuşatmış ve Türkiye'nin stratejik hedefi AB üyeliğidir. AB terörle mücadelede daha kararlı tutum sergilemeli demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hassasiyeti yerindedir. Ancak Türkiye'nin tutumuyla AB'nin tutumunu bağdaştırmak mümkündür. Çünkü AB Türkiye'den terörle mücadele yasasındaki terör tanımının daraltılmasını isterken terörle mücadeleyi bırakın demiyor. Şiddet içermeyen bir bildiriyi imzalayan bir akademisyenle güvenlik güçlerine karşı silah kullanan teröristi aynı sepete koymayın diyor. Aslında Türkiye böyle bir ayrımı AB talep etmeden yapsa muhtemelen terörle mücadelesi daha da kolaylaşacaktır. Nitekim terör tehdidine maruz başka ülkeler böyle yapmak suretiyle daha başarılı olmuşlardır. Vize anlaşmasının onaylanması sürecinde kritik aşama Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamadır. Çünkü orada parlamenterler hem kendi hükümetlerinin tutumundan hem de Avrupa Parlamentosu'nda mensup oldukları siyasi grupların kararlarından bağımsız olarak oy kullanabilmektedir. Parlamento 11 Mayıs günü yaptığı bir açıklamada 72 koşulun tamamı yerine getirilmeden vize konusunu gündeme almayacağını belirtmiştir. Türkiye bu işte saplarla samanı ayıramazsa yeni eleştirilere muhatap olacaktır ve Avrupa Parlamentosu üyeleri Türkiye'nin eksikliklerini temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sofraya getireceklerdir. Vize anlaşması yürürlüğe girmezse sığınmacılar konusundaki anlaşmanın kaderi de belirsizliğe düşecektir. Çünkü iki konu birbiriyle irtibatlandırılmıştı. Hem vizesiz Avrupa hem de sığınmacılar konusunda bu kadar mesafe kaydedilmişken buradan geri dönülmesi hem yazıktır hem de hükümete bir siyasi faturası olacaktır. Hükümetin bu faturayı ödemeye hazır olup olmadığını zaman gösterecektir diyor Yaşar Yakış, Yarına Bakış gazetesindeki yazısında.